Zeynel Balcı, Borsa İstanbul'da gündem kar satışları. Borsa İstanbul'da kar satışları görülürken tepki alım denemeleri güç kazanamadı. Gelen satışları bu aşamada teknik düzeltme ve kar satışı boyutunda değerlendirmek yerinde olacak. Uygulanan ekonomik programı olan güvenin devam etmesi yanında dış piyasalardaki olumlu hava bıst yüz endeksindeki çıkışı destekleyen gelişmeler. Ancak son haftalarda yabancı yatırımcıların satış tarafında görülmeleri, piyasayı taşıyacak yeni gündem veya beklenti ihtiyacı, yaklaşan yerel seçimler ve mevduat faiz oranlarındaki yükselişin sürüyor olması kar satışlarını beraberinde getirdi. Ocak ayının ilk günlerinden bu yana ciddi sayılabilecek bir prim söz konusu. Hal böyle olunca bir miktar kar realizasyonu için zemin hazır hale geldi. Özellikle mevduat faiz oranlarındaki yükseliş tasarruf sahipleri için daha yakından takip edilen bir konu. Geçen hafta %60'lı seviyelere ulaştığı yönünde haberler geçti. Bankacılık kaynaklarına dayandırılan bilgilerde bazı bankaların TCMB'nin TL zorunlu karşılıklara ödeyeceği faizi alabilmek için belirlediği TL mevduat hedeflerini tutturmak üzere yüksek hacimli mevduat hesaplarına %60'ı aşan oranlar verdiği haber akışları arasında yer aldı. Yüksek faiz geçici. Faiz borsanın en ciddi rakibidir. Yatırımcıların kendileri için uygun araçlara ilgi göstermesi olağan bir gelişme. Bu ölçüde yüksek faiz oranlarının sürdürülmesi zor, geçici bir durum olarak görmek daha doğru olacak. Gerçi TCMB son toplantısının ardından yayınladığı duyuruda gerekirse parasal sıkılaşmanın artırılacağı yönünde vurgular yapmıştı. Bunu belirleyecek kriter enflasyon olacak. Ekonomi yönetiminin mayısta zirve, Haziran sonrası düşüş beklediği enflasyon takvimi çalışırsa sonbahar veya yıl sonu gibi faiz indirim söylemlerini duymamız olasıdır. Diğer yandan seçim ayına girmiş bulunuyoruz. Yabancı yatırımcıların alımları son iki haftadır yerini satışlara bırakmış durumda. TCMB verilerine göre 23 Şubat ile biten haftada yabancı yatırımcılar 98 milyon dolarlık hisse satarken 28.6 milyon dolarlık tahvil bono alımı yaptılar. Bir önceki hafta hisse satışları 22.1 milyon dolardı. Bu durum seçim sonuçlarını görmek için bekleme moduna girdikleri ve temkinli tavır sergiledikleri izlenimi veriyor. Aynı tavır yerli yatırımcı için de söz konusu. Bu açıdan son günlerde Borsa İstanbul dış borsalardan olumsuz ayrışma göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda da Borsa İstanbul lehine daha güçlü bir görünüm vardı. Ancak dış borsalarda yeni zirve denemeleri sürerken Bıst 100 endeksinin bu süreçten çok da ayrı kalmasını beklemek fazlaca karamsarlık olacak. Ayrıca yüksek enflasyon şartları devam ettiği sürece enflasyona karşı korunma hatta enflasyonu yenme isteği hep olacak. Piyasa şartları gereği bazı dönemler zayıf seyretse de borsa ciddi bir alternatif olarak geçerliliğini korumaya devam edebilir. Büyüme beklentiyi aştı. Geçen hafta açıklanan Türkiye'nin 2023 yılı son çeyrek büyümesi beklentilerin biraz üzerinde geldi. Seçim, faiz oranlarındaki artış ve deprem gibi önemli gelişmeleri barındıran 2023 yılında ekonomideki %4,5'lik büyüme olumlu karşılandı. Detayına bakıldığında, finans ve sigortada %9,0, inşaatta %7,8, hizmetlerde %6,4 oranlarında büyümeler dikkat çekerken sanayideki büyümenin %0,8 ile çok sınırlı kalması ve tarım sektörünün %0,2 küçülmesi önemliydi. Gıda enflasyonunun çok konuşulduğu bugünlerde tarımdaki küçülme bunun izahı gibi. Büyüme verisinin piyasalar üzerindeki etkileri ise oldukça sınırlı kaldı. Son dönemde makroekonomik verilere duyarsızlık var. Olağan piyasa şartlarında ekonomideki büyümenin olumlu fiyatlamaya konu olması gerekirdi. Gözler enflasyonda. Dikkatler yarın yine TÜİK'te olacak. Bu yılın ikinci enflasyonu yarın açıklanıyor. Beklentiler enflasyonun Şubat ayında %3,8-4.00 yıllıkta ise %66 civarında olacağı yönünde. Cuma günü İstanbul'da, Şubat ayı perakende fiyat endeksi önceki aya göre %4,07, yıllık ise %76 bölü 58 olarak açıklandı. İstanbul enflasyonu Türkiye için genelde iyi bir referans olarak bilinir. Enflasyonda Mayıs ayına kadar %70-75 zirve olarak görülüyor. Yılın ikinci yarısında ise düşecek beklentisi hakim. Bu aşamada piyasalar bu takvime inanıyor. Ancak bu takvim çalışmaz ise TCMB gerekli adımları atacağının sinyalini son toplantı metninde verdi. Dileriz enflasyon düşer. Ekonomi yönetimi sıkı para politikasıyla bu yönde mücadelesini sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dediği gibi ABD ve Avrupa nasıl düşürdüyse, hangi politikaları uyguladıysa Türkiye de onu yapıyor. Sonuçlarını önümüzdeki birkaç ayda görmeye başlarız. Borsada 9450 önem kazandı. Borsada kar satışları sürüyor. İlk destekler 9000, 8900 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde çıkış trendi korunabilir. Aksi takdirde sonraki destekler 8700, 8600 noktalarında bulunuyor. İlk dirençler ise 9230 ve 9450 seviyelerinde. 9450 daha önemli. Bu seviyeye yaklaştıkça tekrar satışlar görülebilir. 9450 seviyesinin geçilmesi durumunda çıkışın devamıyla 9800 10000 hedef haline gelebilir. Endekste çıkış hareketi korunmakla birlikte 9450 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir. Dövizde yükseliş ivmesi yavaşladı. Döviz kurları enflasyon ile mücadelenin önemli bir ayağını oluşturuyor yüksek faiz, yabancı portföy girişleri, cari açıktaki daralma ve TCMB'nin müdahaleleri döviz kurlarındaki yükseliş ivmesini azaltmış durumda. TCMB'nin bürüt rezervlerinde son aylardaki erimede döviz kur artışları ile mücadelenin etkileri olabilir. TCMB bürüt rezervleri 23 Şubat haftasında 2,4 milyar dolar düşüşle 171,7 milyar dolara çekildi geçen yıl 145 milyar dolara kadar çıkmıştı. Diğer yandan kur korumalı mevduattaki gerileme ivme kaybetse de devam ederken aynı hafta bankalardaki yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,7 milyar dolar artışla 176,3 milyar dolara yükseldi. Bu durum dövize bireysel talebin az da olsa ilgi gösterdiği şeklinde yorumlanabilir.